Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic Heroes oynayacağız. Uzun zamandan beri bir video çekmiyordum. Bu da böyle vesile olmuş oldu. Uzun zamandan beri işte video atmıyordum. Üstüne eski Sonic Heroes şeyini sildim. Çünkü dosyalar artık kayıptı ve yükleme yapamıyordum. Uzun bir süreden beri ne internetim güzeldi ne de ekipmanlarım güzeldi. Bu yüzden düzgün bir yükleme yapamadım. Hemen şöyle kısacık bir şöyle alt yazı geçer zaten buradan. Bir hero'larımızı tanıyalım. Hemen doğrumuza. Ve hemen biz kendi karakterlerimize geçip başlayalım. Öncelikle her karakterin bir opening tarzı böyle bir küçük bir sinematiği var. Onları da izleyelim. Ondan sonra oyunumuza başlayalım. Evet, bu şekilde de başlıyoruz oyunumuza. Her karakterin aynı şeylerden başlıyor. Hani stage'lerin temaları aynı diyeyim. Ama içlerinde tabii farklılıklar oluyor. Hani aynı stage'i bütün karakterlerle oynamıyorsunuz tabii ki de. Şimdi şöyle bir durum var bu oyunumuzda. Artık gördüğünüz gibi 3 karakterle beraber oynuyoruz. İşte yardımlaşarak birbirimize geçiyoruz bütün bölümlerimizi. Her karakterin farklı bir özellikleri var tabii. Böyle indirelim. Peki ne gibi farklılıklar var? Hani zaten birçok karakterin eski şeylerinden var tabii. Şu anda sınıflara ayrılmış durumdalar gördüğünüz gibi karakterler. Hani mavi, sarı, kırmızı diye böyle. Bunlar işte Fly Type, Tails, Power Type Knuckles ve Speed Type Sonic olarak böyle değişiyor. Tabii her karakterin, hani her takımın bu şekilde dağılımları var. Evet, alalım levelimizi. Ve her şey yaptığınızda, karakterin değiştirdiğinizde gördüğünüz gibi formasyonları değişiyor. Mesela daha Speed Type'da birazcık daha bir düz bir tipteyken, işte Fly Type'da üst üste, Knuckles'ta da böyle bir dağınık, birazcık daha farklı bir formasyon görüyoruz. Bu şekilde oyunumuz. Böyle bir küçük bir tanıtayım dedim. Ardından tabii ki de mesela şöyle farklı farklı eklentilerimiz var artık karakterlerimiz, yani daha farklı özellikleri var eski oyunlarına nazaran. Hikaye bakımından mı diyeyim, iç kısımlarında birazcık daha oynadım. Artık karakterlerimizin birbirleriyle iletişimlerini, birbirleriyle işte konuşmalarını filan takip edebiliyoruz. Bu da hani anlık tepki veriyorlar. Yine güzel yani şeye göre, eski oyunlara göre hani konuşmaları, replikleri o anda duymak güzel hissettiriyor. Şöyle devam edelim. Buradan niye geçemedik acaba ya? Böyle kamera açımızı ayarlayalım. Ve gördüğünüz gibi fark ettiyseniz karakterlerimizin böyle altlarında küçük boncukçuklar var. Bu boncuklar karakterimizin levelini belirliyor. 3 level atlatabiliyoruz karakterlerimizi ve buna göre oyun sonu puan ekranlarında yansıyor bu.
ne kadar fazla karakterlerimize işte şey atlatırsak, level atlatırsak o kadar fazla puan kazanıyoruz tabii ki de. Daha düz alanlarda speed type'ı seçerseniz sizin için daha iyi olacak. Ve mesela buralarda fly type falan mesela şeyler yazıyor. Yani oyunda size nerede daha efektif karakterler olduklarını yazıyorlar zaten. Hangilerinde daha efektif olarak kullanabileceğinizi gösteriyor. Siz de bu şekilde daha kolay geçmenizi sağlıyor yani. Aynı bazı yerlerde de mesela şimdi bu ilk yerler diye böyle gösteriyor. Bazı yerlerde göstermiyor ama karakter o anda bir replik söylüyor. Mesela bunu sana bırakıyorum işte diyor. Mesela bir tane karakterin ismini söylüyor ve bu şekilde şey yapabiliyoruz. Hani nerede hangi karakterin daha iyi bir performans sergileyeceğini oradan anlayabiliyoruz. Bu şekilde bölümlerimizi geçiyoruz. Yani genellikle zaten bölümlerin şu şekilde şeyleri var. Daha düz ve sıkıntı olmayan yerlerde speed type. Böyle engellerin olduğu, işte robotların olduğu olur yerlerde daha çok power type daha iyi gidiyor. Ve bir de team blast'imiz var. Yukarıda gördüğünüz gibi. Şöyle basalım team blast'imize. Team blast böyle topluca indiriyor. Birazcık uzun sürüyormuş gibi gözüküyor ama sizin oyun sürenizden yemediği için rahat bir şekilde basabilirsiniz. Ve yukarıda da bir soğuma süresi var gördüğünüz gibi Team Blast'ın. Bu soğuma süresi içerisinde karakterlere ekstradan bir özellik sağlıyor. Şimdi o özellik ne? Şu anda tabii gitti bizim Team Blast'ımız ama şurada bir kere daha gösterebilme şansımız olacak. Aynen öyle. Bir kere daha basalım. Şimdi ileride iki tane robot çıkacak. Şu animasyona dikkat etmenizi istiyorum. Bu şekilde patlatıyor hepsini ve ardından şurada iki tane daha robotu zıplayıp aksiyon tuşuna bastığımızda o hareketin aynısını yapıp önüne gelen geçen tüm rakiplere direkt tek atarak rahat bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Soğuma süresi içerisinde yapabiliyorsunuz bunu. İlerleyen vakitlerde daha devamını yapamıyorsunuz. Artık yeni oyunlarda hani rank verme sistemi olduğu için ona uyuluyor hala. Yani bir rankımız belirleniyor. Şimdi videolardan bahsetmek gerekirse nasıl bir şey izleyeceğiz? Şöyle söyleyeyim. 2 stage olacak. Bir tane de boss fight olacak. Bir de arada bazı şeylerde bonus stage'ler var. Onlara katılmaya çalışacağız. Onlardan zümrüt toplayacağız. Zümrütlerinde ne işe yaradığını o bonus stage'lere gelince anlatacağım. Ah be, geçemedik. Evet, mesela şu anahtarları topluyoruz o bonus stage'leri açmak için. Peki bu bonus stage'lerden işte dediğim gibi şey yapıyoruz. Sadece ikinci hani bölümlerde oluyor. Yani Emerald burası ne diye geçiyor? Bölüm ismini unuttum. Neyse hatta yani bölümlerin ikinci bölümlerinde diyeyim. Stage'lerin ikinci partlarında bunları aldığınızda Emerald challenge'lar oluyor. Eğer birinci bölümlerinde alırsanız ekstradan can falan kazanmak için yani şu sol altta gördüğünüz canlardan kazanmak için kullanılabilir. Bakın şöyle speed type'de yeni gelen bazı speed type'larda oluyor. Mesela Amy'de olmuyor. Devam edelim. Nasıl ya? Yeah.
Şöyle devam edelim. Ve bazı yerlerde işte mesela ayrımlar oluyor. O ayrımlara doğru gidebiliyorsun. Mesela fly type'ı tercih ettim ve fly type'a göre bir yer gösterdi. Alalım bunu da. Bir dakika, yukarıda bir yer gördüm. Bir de fly'la gelince mi atacak bizi? Galiba o şekilde. Evet, güzelmiş. Hoş. Çakalım Team Blast'imizi. Bu arada anahtarı aldığımızda, daha temin o bonus yerleri açtığımız anahtarları de, vurduğumuzda bildiğiniz ringler gibi dökülüyor. Yani bunu aldığınızda iyi bir şekilde korumanız lazım. Yoksa yine gitme şansı var. Mesela şu an olduğu gibi. Sanırım bir yerlerde daha vardı onlardan. Power'ı görmedim ya. Mesela altta gördünüz hani bunu sana bırakıyorum tarzı yine bir şey söyledi. Bunu sen hallet diye çevirdiniz artık orayı. Evet, fotoğrafı Knuckles'a verip hepsini 3 deriz. Ardından şöyle gidelim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken durum, şöyle bir hızlanalım. Şimdi burada şöyle durup hemen o arkamızdaki taşı yollayabiliyoruz. Eğer arkanızdan bir taş kovalanması istemiyorsanız, daha birkaç tane daha gelecek buradan. Aynılarını ona da yapıp, hani onlara da yapıp o şekilde şey yapabilirsiniz. Sadece göstermek istedim. Yani arkanızdan taş koşmasını istemiyorsanız ve birazcık daha map'ı incelemek istiyorsanız oradan o şekilde durup oraları inceleyebilirsiniz mesela isteyenler olursa. Evet, şimdi anahtarı aldığımız için ve hasar yemediğimiz için sonrasında gördüğünüz gibi böyle bir Emerald Stage ile karşınızdayız. Bu da yeni buz sistemleri gibi bir sistem var. Böyle şu baloncukları toplayıp buz barımızı toplayıp böyle sürekli presleyip sürekli basalım işte buz tuşuna, aksiyon tuşu orada zaten. Ona basıp öyle öyle şey yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda can kazanıyorsunuz. Hani aranızdaki mesafeye göre son yer ve şey arasındaki, zümrüt arasındaki. Evet, ilk boss'umuz bu da. Burada hemen geçmeye çalışacağız şöyle. Burada birazcık yavaşlayacağız çünkü bazen direkt geçiyor. Ve burada şöyle power type alıp takır takır vuracağız. İlk boss zaten kolay bir şekilde hallediliyor. Şöyle kamera açısından azıcık oynatayım. Şöyle yaptım birazcık. Ya bu mesela en kolay boss zaten. Bunu direkt böyle spamleyip
rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bir de şey var, nasıl diyeyim, ilerleyen zamanlarda mesela bu bosslar hareketli olacak ve kovalamamız gerekecek. Alt tarafı falan boş olduğu için sürekli yere düşüp mesela ölme imkanımız daha fazla. Bu en kolay boss zaten, bu direkt alıp sürekli vurup kazanabiliyoruz. Evet, burada da durduralım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.